Çarpı 16 birim kareden oluşan dikdörtgenin içine çizilen Z harfi yağlı boya ile bir turuncu rengi boyanacaktır. Bir kutu yağlı boya 1 litredir. Bir kutu yağlı boya ile 3 birim kare boyanabilmektedir. Bir kutu yağlı boya fiyatı 10 liradır. Cüzdanında 90 TL parası olan Hüsnü Bey parasının tamamı ile boya alıp Z harfini boyamaya başlıyor. Hüsnü Bey almış olduğu tüm yağlı boyaları kullandığına göre Z harfinin yüzde kaçını boyamıştır? Hüsnü Bey'in cebinde 90 TL parası olduğuna göre, bir kutu yağlı boyada 10 TL olduğuna göre toplamda 9 kutu boya almıştır. Bir kutu boya 3 birim boyadığına göre 9 kutu boya da 27 birim kare boyar. Bizim Z harfimiz 37 birimden oluşuyor. O halde Hüsnü Bey 37 birimin yüzde kaçını boyamış da 27 birim etmiş? Buradan gerekli işlemleri yaptığımız zaman x 75 çıkar. O halde Hüsnü Bey Z harfinin yüzde 75'ini boyamıştır diyoruz. Benzin litre fiyatının 6 TL olmasından dolayı Kamil Bey aracına sıvı sistem LPG taktırmayı düşünmektedir. Böyle bir LPG sisteminin benzin yakıt tüketimini %25 azaltacağı tahmin edilmektedir. Sıvı sistem LPG takılmasının maliyeti 3600 TL olduğuna göre yapılan yakıt tasarrufu yaklaşık kaç yıl sonra sıvı sistem LPG masrafını karşılar? Yıllık tüketim 1200 litreymiş. O halde 1200 litrede %25 tasarruf sağlayacağına göre 1200'ün %25'ini bulalım. Sıfırları sadeleştirelim. 300 litre yakıt tasarrufu sağlanır. Benzinin litre fiyatı 6 TL olduğuna göre 300 çarpı 6'dan 1800 TL olur. Ve LPG sistem maliyeti de 3600 TL olduğundan 3600 bölü 1800 2 olarak çıkacaktır. Yani yaklaşık 2 yıl sonra sıvı sistem LPG masrafını karşılar. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir mağazada satılan takım elbise ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Verilen ifadeleri inceleyelim. Satılan takım elbiselerin %50'si siyah renklidir. Toplamda 5, 8, 10. 10 takım elbise satılmış ve bunlardan 5'i siyah takım elbise. Yani %50'si siyah takım elbisedir. Bir doğru. Gri takım elbise satışından elde edilen kar, lacivert takım elbise satışından elde edilen karın 2 katıdır. Gri takım elbisenin her birinden 320-240 80 lira kar elde edilmiş. 3 ürün satıldığından 240 lira kar elde edilmiş. Lacivert takım elbisede ise her birinde 360-300'den 60 lira kar elde edilmiş. 2 takım elbise satıldığından 120 lira kar elde edilmiştir. 2 katı olduğundan 2 doğrudur. Kar oranı en yüksek olan siyah renkli takım elbisedir. Kar oranlarına bakalım. Siyah takım elbisenin kar oranını, karını 80 olarak bulmuştuk. Yani 320'de 80, bu da %25'e eşittir. Gri takım elbisede ise 240'da 80 oluyor. O halde 80 bölü 240, bu da yaklaşık olarak %33'e eşittir. Lacivert takım elbisede ise 60 lira kar elde edilmiş. O halde 300'de 60, %20 olmaktadır. Bakıldığında en yüksek kar oranı gri takım elbiseye aittir. Yani 3. öncü yanlıştır.
O halde cevap A seçeneğidir. Aşağıda 3 katlı bir raf görseli verilmiştir. Görseldeki en uzun rafın uzunluğu 1,2 metre olup her rafın uzunluğu bir önceki rafın uzunluğundan %25 daha kısadır. Buna göre 3 katlı rafın yapımında kullanılan tahtanın toplam uzunluğu tam sayı cinsinden en az kaç santimetredir? Öncelikle 1,2 metreyi santimetreye çevirelim. 1,2 metre çarpı 100 olacağından 120 santimetre olur. O halde en uzun tahta 120 santimetre uzunluğundadır. %25 daha kısa olacağına göre 120'nin %75'ini bulursak sadeleştirelim. ...90 santimetre olur. Yine 90 santimetrenin %75'ini hesaplayacağız. Burada 3, 4 diye sadeleştirebiliriz. Yine sadeleştirdiğimizde 67,5 santimetre olur. Yani 67 tam 1/5 santimetre. Tahtaların uzunluklarını toplayacağız. Ama öncesinde bize tam sayı cinsinden sorulduğundan bunu 68 santimetre olarak alabiliriz. Yani 90 artı 120 artı 68 toplandığında 278 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.